Arkadaşlar şimdi paralel bağlamayı anlatıyoruz ama dikkatinizi çekmek istiyorum. Dirençlerin paralel bağlanması. Yani şu gördüğünüz R, R, R. Bunları paralel bağlıyoruz. Üreteçlerden bahsetmiyoruz. Dirençlerden. Hemen örneğimizi verelim. Bir şelalemiz var. Şelalenin aktığı yer burası. Su aşağıda yere şurada değdi. Buradaki potansiyelle buradaki potansiyel aynı değil. Dolayısıyla aynı olmadığı için arada bir fark var. Buna potansiyel fark diyoruz. Şelalenin tepe noktasıyla yere düştüğü yer. Şimdi bize diyor ki bu devre, sen diyor bu dirençleri buraya seri olarak bağla. Düzeltiyorum, paralel olarak bağla. Seri deseydi öncekinde anlatmıştım. Şöyle 3 tane direnci böyle bağlamış olurduk. Ama şimdi diyor ki bu şelalenin suyunu şöyle 3'e ayır diyor. Bak işte bu paralel bağlama oldu. Buraya bir direnç bağla, buraya bir direnç bağla, buraya bir direnç bağla. Şelalenin suları diyor sonra burada böyle aşağıda birleşsin. Gene potansiyellerinde fark var. Gene şelalenin tepe noktası var. Gene aşağıda bir nokta var. Ama dikkat edin hepsinin şunun da bunun da potansiyel farkları eşit. Bunun da tepesi burası. Bunun da aşağısı burası. Demek ki ben bu potansiyel farklarının eşitliğinden yararlanarak eşdeğer direnci bulabilirim. Eşdeğer direnç bu arada uydurma bir kelime. Yani matematiksel bir model. Ama şunların toplam etkisini görebilmemizi sağlayan oldukça yararlı. Arkadaşlar işte burada dirençleri paralel bağladığımız zaman eşdeğer direncinin küçük bir değer almasını ve devreden geçen akım şiddetinin artmasını sağlıyor. Potansiyel değeri V olan bir üreteç paralel bağlı R1, R2 ve R3 dirençlerine böyle bağlanıyor. Bakın şurada az önceki şelalemizin şurası şelalenin tepe noktası. Şurası da düştüğü yer. Suyun düştüğü yer. Ne oldu? Aktı, 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 aktı. 3'e ayrıldı. Buradan gitti. Buradan gitti. Buradan gitti akım. Sonra buradan tekrar bağlandı. Hop gene buraya geldi. Bakın şu noktayla bu nokta arası hepsi için aynı. Bunun için de aynı. Onun için de aynı. Onun için de aynı. Şimdi devam edelim. Neler oluyor? Arkadaşlar üreticinin artı kutbundan yani şelalenin tepesinden artı diyebilirim. Artıdan eksiye oluşan ana kol akımı ne oluyor? I1, I2, I3'e ayrılıyor. 1, 2, 3. Şelalemizin dirençleri burada ayrıldı. Geldik buradan birleşti. Bunu anlatıyor burada. Tamam. Sonra diyor ki ben bunların toplamı diyor işte şu i'ye eşittir diyor. Buradaki i1, buradaki i2, buradaki de i3. Bunların toplamı budur diyor. Bu Kirchhoff kanunu. Ama bizim konumuz arasında yer almayacak. Her bir direncin KL noktaları arasındaki potansiyel farkları eşit olup bu değerler üreticinin potansiyeline eşittir. Tamam. Şurası K'dır. Şurası da L'dir. Anlattığı bu. Peki o zaman diyoruz ki V bölü i'deki şu i'ler eşit değil ama R'ler V'ler eşit olduğu için şöyle yazayım diyorum. Bak R eş için bunu yazdım. 1 için bunu yazdım. 2 için bunu yazdım. 3 için bunu yazdım. Şunlar gitti 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 gitti. 1 bölü R eş. 1 bölü R1 artı R2. Bu çıktı. Eşdeğer direncimizi böylelikle ne yaptık? Bulmuş olduk. Yani şöyle geri dönüp bakacak olursak işte bu devredeki eşdeğer direnç her bir direnç 1 bölü R1, 1 bölü R2, 1 bölü R3 şeklinde toplandığında küçük bir değer alıyor. Ve bu da akım şiddetinin öncekine göre daha fazla olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda üreteçlerin bağlanmasını konuşacağız.